Sacit, Müfit ve Pervin. Bağlar başında babadan kalma bir köşkte oturmaktadırlar. Müfit ile Pervin evlidirler. Ancak Müfit'in dayısı Sacit'in, Pervin'le yıllar öncesine uzanan gizli bir ilişkisi vardır. Sacit, bu ilişkiyi Pervin'in Müfit ile evlenmesinden sonra da sürdürmek istemektedir. Müfit, zaman zaman bir şeyler sezerse de şüphesini dışa vurmaz. Müfitin şüphelerini aldırmayan sacit, Pervin'le aralarındaki gayrimeşru ilişkiyi sürdürür. Pervin, kendini müfide bağlı hisseder. Ancak sacidin isteklerine de karşı koyma cesaretini gösteremez. Geçen zaman içinde, şüphe ve kuruntularının baskısıyla melankolik bir kişi olan müfit, Pervin'e köşkten ayrılmayı teklif eder. Ancak Pervin onun teklifine pek önem vermez. Bunun üzerine Müfit Pervin'e bir mektup bırakarak köşkten ayrılır. Çengelköy'de oturan teyzesi Şayeste Hanım'ın yanına gider. Müfit burada ilk günlerini huzur içinde geçirir. Ancak bir süre sonra Pervin'e karşı duyduğu hasretten dolayı sıkıntıya düşer, hastalanır. Bunu haber alan Pervin, onu ziyarete gelir. Pervin'in gelişiyle nispeten iyileşen müfit, Sacit'in ziyareti üzerine tekrar rahatsızlanır. Çünkü Sacit, Pervin'i burada da rahat bırakmamaktadır. Nitekim fırtınalı bir gecede, şimşeğin aydınlığında müfit, Sacit ile Pervin'i görür. Bunun üzerine Pervin dışarı kaçar Sacit de onun peşinden gider ve bir müddet sonra tekrar eve dönerler. Odadan ses duyulması üzerine Sacit, müfitin yanına gider. Aralarında boğuşma başlar. Daha sonra odaya giren Pervin, ikisinin cesediyle karşılaşır. Olayın etkisiyle akli dengesini kaybeden Pervin, gözlem altına alınır.